Ulan neyse. Lambayı yakın de. Sen gel arkamda. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Güler. Güler. Soyismi Kılıç. Güler Kılıç. Evet. Burası Benim evim, annemin evi. hangi ilçe burası? Neredeyiz biz şu an? Akpazar. Harmanlar Mahallesi. Bu sizin babanızdan kalan kendi eviniz. Evet, annemin üstüne bu ev. Şimdi Güler abla siz burada yaşamıyorsunuz. Yaşamıyorum, ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'da ara ara geliyorsunuz. Evet. Senede bir kere geliyorum. Senede bir Senede bir kere. kere geliyordum. Bu seferki geliş amacınız biraz daha farklı Evet. sanırım. Her geldim bu ev böyle. Şimdi Kokuyor. önce böyle bir çekeyim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk baktığınızda sanki böyle bir inşaat alanı gibi görünse de burası hazineciler tarafından talan edilen Talan edilmiş. tarihi bir Evet. Akpazar evimiz. Evet. Bu ev yaklaşık kaç yıllık Bilal abla? 400 yıllık bu ev. 400 yıllık. Belki de daha fazla, 500'den de fazla. Burada sizin yaşamadığınızı fırsat bilen hazine avcıları Evet. burayı yağmalamaya başladılar. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle bir deli bir kuyuya bir taş atıyor. 10 tane akıllı çıkarmaya çalışıyor. Mevzu aynen bu. Şöyle biraz çekeyim ben. Çek tavanlar böyle yerde çek yani. Durum bu. Benim annemin, babamın evini böyle yapıyorlar. Her sene geliyorum. Bak orayı tur gördüm. Beton. Bak orayı bile delmiş. Gelecekler oraya girecekler. Şimdi Oradan yana. siz geçen sene buraya tuğla İki sene yapmıştınız. önce. İki sene önce. Hazineciler tekrar gelip Ha dağıtmış tekrar buraları, değil mi? gelmiş dağıtmış. Bak böyle. Şurayı da çek. Şu duvar yeni mi oldu? Evet. Şurası. Ne biz geldik böyle bak burası. Burası. Yani sizin duyumunuza göre burada burayı bu hale getirenler burada ne arıyor? Yani Hazine aramışlar. hazine. Bilmiyoruz. Yani biz burada doğdum, büyüdüm. Biz hazine görmedik de bunlar nasıl gördü geldi böyle yaptılar. Ben onu anlayamadım. Aklım ermedi. Benim tarihi ev gitsin kalsın. Sen niye yıkıyorsun töküyorsun? Bak buralarda doldurdum yani maalesef. İçim acıdı. Buraları 2-3 gündür. Evet. Güve aklım sıracak. Tamir edeyim ama yapamıyorum. Gücüm yok. Evet, ne kadar acı değil mi sevgili dostlar? Evet. Yaklaşık 300-400 senelik tarihi bir ev, Geldim böyle gördüm. Sesle ağladım. Gerçekten. korunması gereken bir yapı yağmacılar tarafından İnsanlar bu yani hale getiriliyor. hiç acımaz, duygusuz yok mu yani böyle bir tarihi evi? Bu kadar tarmamayla diyorsunuz yani. Ben bir emekli maaşı adamın parasını alayım geleyim. Buralar toplayayım geleyim. Yine aynısını yapmışlar. Ben geçimimi zaten zor sağlıyorum. Peki ablacığım, siz gerekli mercilere gerekli başvuruları yaptınız mı? Yapmadım. Yapmadınız. Yapmadım. Buradan başta bu ilin valisine ya da Türk Tarih Kurumu'na Yok, yapmadım. Şimdi hiçbir yere. hayır yapmadım. Peki buradan bizim aracılığımızla biz talepte bulunun. Evet. Belki en azından bu küçük sohbet bir ses getirir Evet. ve bu Evet. yağmacıların önünü bir anlamda Ya kesmiş oluruz. yardımı istiyorum. Yardım. Şöyle gelelim abla, şöyle. Ben evimin tarihi evi ayakta tutmak istiyorum. Tamir et istemiyorum, bir şey istemiyorum. Yani bana bir onarsınlar. Ben yazdan yaza gelirim, Tamam. evimde dururum. Evim O böyle zaman şöyle olmasın. baştan gelelim, daha sağlıklı olur. Evet. Adınızı, soyadınızı, evin bulunduğu yeri Evet. ve yapılan suçu Evet. kendi gözlerinizle Evet. gördünüz ve yapılmasını istediğiniz, Evet. devletten beklediğiniz çözüm yolunu sırayla anlatın. Sırayla çözüm yolu bana burayı tamir etsin. Eğer imkanları sesimi duyanlar varsa yani. Ben bunu istiyorum. Ben gelip de annemin babamın kokusunu buradan almak istiyorum. Tarihi eser. Ben daha babamın mezarı burada.
Yani böyle bir hakaret olmaz. Bu hakarettir. Bu beni burada istememektir. Bu beni yani bu köyden kovmak demektir. Yok, öyle bir şey yapamazlar. Yok öyle yani. Bunu yapan öyle. Bizim öyle düşünürüm. Bizim Dersim'in duyarlı insanları, duyarlı kurumları vardır. Şu cahil alimden ben öyle düşünüyorum. Estağfurullah. Burada yaşayan insanlar buna izin vermezler. Çünkü zaten hani... Yok, buradakilerine demiyorum. Yani neden yapıyorlar? Bunu kim yapıyor? Niye bana demiyorlar ki filan yaptı, filan yaptı? Bir gören vardır mutlak yani. Muhtemelen gören vardır. Çünkü şöyle bir söz var. Ormanın içini avcıya gösteren avın kendisidir. Evet. Yani bu tür olaylar genelde içeriden bağlantılıdır. Evet. Mutlaka içeriden bir lojistik almışlardır. Yoksa kimse buraya gelip bu tür bir şeye cesaret edemez. Özellikle bu öyle bir kameraların bol olduğu bir dönemde. Evet. Şimdi biz sizinle yaklaşık 3-4 gündür tanışıyoruz. Evet. Bu hikayeyi ben yeni evet. dinledim. Evet. Keşke baştan anlatsaydınız. Evet. Biz de anlatamadım. Biz de bu çaresizliğinizi dile getirelim. Şöyle de güzel bir çekim yapalım. Evet. Buradan da o alçaklara bir ders verelim. Çünkü kimse hiçbir yapı sahipsiz değildir, hiçbir insan sahipsiz değildir. İnşallah. Yani bir de böyle bir tarihi yer. Tarihi yer. Yani, korunması gereken. Korunması Evet. gereken bir yer. Geleceğe güvenle aktarılması gereken yapılardan Yani bir tanesi. Evet. Benim annem babam burada yatarken burada yatıyordular. Biz o iki küçük odada 5 kardeş yatıyorduk. Evet. Bu evin bir yaşanmışlığı var, bir hikayesi var. Yani benim burada anılarım var. Ben bu evde doğdum, büyüdüm. Ben burayı istiyorum. Ama bırakmıyorlar. Bırakmıyor, yıkıyorlar beni. Çevrede anlatılanlara göre buraya gelen insanlar ne diyormuş? Yani şu yağmayı yapan insanlar Ermeni hazinesi arıyormuş, değil mi? Evet. Kaybolan Aynen. Ermeni hazinesini arıyormuş. Yani bu tür hikayeler Dersim'in her tarafında, hatta ülkenin her tarafında Evet, anlatılıyor. evet. Kapının önüne gelmiş yaşlı bir kadın. Bura benim dedemin, babamın, ailemin evi. Burada hazine var. Burada da kim oturuyorsa çağırın gelsin. Ben o amanetimi alacağım. Bana sonra bildirdiler. Ben korktum. Öyle deyince ben korktum geleyim. Yani ne ya beni öldürürlerse dedim. Ya nasıl geleyim ben buraya? Onun için 2 sene sonra geldim. O çağırın şeyine. Geldim. Yine böyle. Yine toparladım. Yine usta tuttum. O zaman bak, bundan 2 sene öncesine, yok 8 sene öncesine, 9 sene hatta, buraları hep bir delmiştiler. Yine bak yeni sıva atmışım, kara sıva. Bak, Kara bunlar sıva yeni. yapıyorsunuz, ister istemez dokusunu da bozuyorsunuz aslında. O da bir yanlış ama. Ama böyle Evet. kazıyorlar. Yani. Ne yapabilir? Çünkü bilmiyorum bir yeri. Bizsem bir çağrı, bir şey, böyle kameradır, şudur budur. Telefonum var ama çekmek şeyi bilemiyorum. Okuma yazmam Yani yok. daha önceden herhangi bir resmi kuruma başvurmadığınız Hiç vurmadım. görünen odur. Buradan Hiç vurmadım. Öncelikle Peri Belediye Başkanı'na, Evet. kaymakamla, gerekli mercilere, siz isterseniz yarın ya da en kısa zamanda oraya da resmi anlamda başvuruda bulunun. Belki Evet. onların bilgisi yoktur. En Evet. azından onlar size daha çok yardımcı olurlar. Evet. Sonuçta devlet eliyle daha farklı şeyler yapılabilir. Aynen. En azından bireysel insanların tehdidi dinmiş olur, değil mi? Evet. Hemen bu evimin onarmasını istiyorum bana. Ben böyle bu şekil yani yıkma dökme derdim değil. Bu evin orijinalini bozmayacak şekilde Bana onarsınlar. Orijinal. onarımını yapıp, Oğlum da kızım da eşim de istiyorlar orijinal kalsın yani. tabi Kardeşlerim de tabi orijinal tabi, kalsın. Yani. yani Peri nahiyemizin Evet. bir değeridir. Evet. Kendim bak, kalp hastasıyım yavrum. Arabalara bindiğim zaman hep bir insanlar bana yardım ediyor, bindiriyor, gönderiyor, tamam mı? Dizlerim ağrıyor. Bel fıtığı, boyun fıtığım, her şeyim var, hastalığım. Ben geldim bu evi böyle görüyorum. Hepten hastalanıyorum. Böyle olmaz. Çok geçmiş olsun. Biz bunu paylaşacağız. Evet. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, sesim olduğunuz için çok teşekkür ederim. Minnettarım. Kim yardım ederse, kim sesimi, çığlığımı duyarsa ben onlara çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun derim. Sağ olun. Burada çıkacak, düşecek.
Oh. Gel abla. Geldim burada bira şişeler mi dersin, rakı şişeler mi demişsin, bir de alem yapmışlar. Onları topladım attım çöpe. Hiç siz Allah'tan nasıl korkmuyorsun, bunları böyle yapıyorsunuz ya. Hayır, tavanlarda çek. Çok eski bir bina. Evet dostlar. Hazineciler. Burayı tabiri caizse savaş alanına çevirmişler. Şuraya bakar mısınız? Ya bak şu şişelerde de sirke getirmişler. Üç harfler eğer onlara dokunursa onu sepecekler. Tamam mı? Onu bir daha alabilir miyim ablam? Sirke, sirke ne oluyor sirke, yani? Sirke. Ha, bak ablacığım çek böyle dikeceğim. Böyle çek bak. Getirmişler. Sirkenin ha, üç harfler varmış. Üç harfleri kovmak için ha. Sirke getirmişler. Evet. Ya. Yeni duyuyorum. Ha. Tabii biz bu işleri yapmadığımız için. İşte biz de bilmediğimiz için. Yani siz bana anlattığınız zaman ben bu kadar böyle büyük çapta bir şey yapıldığını ya. Düşünmemiştim ama Bak, burada. Bu kadar çalışma yıkılmamış yani o kadar sağlam. Ama ellerine Şimdi yıkıldı. siz Bak. Siz kaç gündür buradasınız? 10 gündür gelmişim. 10 gündür geldiğiniz Böyledi. Bu halde gördünüz değil Evet. mi burayı? İşte usta tutacağım. Usta arıyorum ki tekir ördüren. Bak bak kapının önüne bak. Kapının arkasını çek. Çek orayı. Bak. Düşünebiliyor musun? Evet arkadaşlar. Sevgili dostlar. Değerli yetkililer. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya, bir bana insanın bu kapı, kendi tapulu malı evet, bu şekilde kapı yağmalanıyor. Bende. Linç ediliyor. Bu ev annemin Yazık üstüne. gerçekten. Pamuk kılıncın. Kütüye bakarlarsa vururlar. Pamuk kılıç. Evet. Ben de Güler Kılıç. Kızıyım. Büyük kızıyım. Ama öyle. Maalesef. Tekrar geçmiş olsun ablacığım. Sağ ol, teşekkür. Şimdi sen olsan senin malın böyle yapsa ne dersin ya? Ya ne Yani dersin? biraz vicdan merhamet İçin olması acımaz lazım. mı ya? Belki deprem olacak, oralar Yani yıkılacak. Dersim'in birçok yerinde bu hazine avcıları ne ziyaret bıraktılar ne mezar bıraktılar. Ya, milletin Herkes ölüsüne saygıları da yok. herkes bir hikayenin peşine düşmüş. Evet. Al. Altın bulacağız, altın bulacağız. Bulsunlar, altında kefenler olsun. Tövbe ya.